Evet efendim, Ahmet Şahin'le Meşk'te bu programda konuğumuz, biraz evvel arz etmiştim, Erol Deran hocamız. Şimdi siz söz arasında kısacık hemen babanızın vazifesinden, Erzurum'dan bahsettiniz ama müsaadenizle ben merhum babanız hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Düşünün sevgili seyirciler, Osmanlı terbiyesini görmüş son nesillerden biri. 1902 doğumlu babanız. Evet. 63 yaşında vefat etmiş. Evet. Allah rahmet etsin. Osmanlı devrindeki eğitim, kültür, sanat ve siyaset hayatını görmüş. İstanbul'daki semtleri, muhitleri görmüş. Sonra Cumhuriyet devrinde de asker. Asker disipline sahip ama Osmanlı kültürü almış, bu sanatları biliyor. Hayata, sanata o pencereden bakıyor ve siz bu zatın evladısınız. Evet. Fakat bir türlü İstanbul'da durmak nasip olmuyor size. Tabii. Hatta üçüncü sınıfta diyorsunuz, üç şehir gezdim ben. Evet, hatta ilkokul üçüncü sınıfta kaldım. Ha, sınıfta da kalmanız var, evet. Çünkü aynı senede iki yer mi, üç yer mi ne gittik, tayinler oluyordu. Çeşitli yerlere gidiyorduk böyle tabii. Anadolu'yu gezdiniz. Anadolu'yu, evet, evet. İlkokulu bu arada okudunuz babanızla. Evet. Güzel. Peki bu müzikle nasıl oldu hocam bu kadar, bu hareketli hayatın içinde? Babam zaten enstrüman çalardı, bestekardır malum. Biz öyle bir evde büyüdük, üç kardeştik. Sonra mandolinle başlattı bize. Efendim, aslında başlatmasının sebebi de Erzurum ortaokulunda okuyorum ben. Fakat müzikten ikmale kalıyorum. Derste, sınıfta kalıyorsunuz. Sınıfta ikmale kalıyorum müzikten. Sonra hoca dedi ki, oradaki öğretmen, ya senin baban dedi müzisyen, sen niye böylesin deyince benim biraz gücüme gitti galiba. Ben eve geldiğimde biraz bahsettim falan, bir baktım mandolinle başladık biz müziğe. Sonra işte babam ut, keman, tambur çalardı. Bize kendi çaldıklarından öğretmek istedi. Bana sonradan ut verdi. Fakat ben kanunu falan görmedim, bilmiyorum. Fakat böyle eskiden jiletler vardı. Makineye takılan, evet, tıraş bıçakları bildiğimiz vardı. Bildiğimiz jilet değil mi? Bu tıraş, evet, jileti. Tıraş jileti. Ben onları ikiye bölerdim. Okulda, sınıfta en arka sıralara giderdim. Onları sıraya takardım, saplardım böyle. Ondan sonra bu parmağımla onu çekerdim, ses çıkardı orada. Farkında olmadan ben iptidai kanun. Böyle böyle. Sonra bir baktım işte kanuna aşık oldum ben. Bir ses dinledim radyodan. Bu nedir baba dedim. Bu kanun dedi. Ben bunu öğrenirim dedi. Erzurum'dasınız o zaman. Erzurum'dayız. Ben bunu öğrenirim deyince beni caydırmak istedi. Çünkü hocası yok, kendisi de bilmiyordu. Onun dedi akordu dedi zordur dedi. Olsun diyordum ben, hep olsun. 72 tellidir, olsun. Efendim mandal sistemi vardır, bemol diye zor deme, olsun. Bir baktım koltuğunun altında üç gün sonra kanundan geldi. Madem istedin dedi, ferah feza peşevenin birinci hanesiyle teslimini bu akşam istiyorum dedi. Daha ilk gün. İlk gün. Asker olmasından dolayı. Asker işte öyle bir disiplin. Evet. Bana dedi ki bu dedi mandal sistemi dedi. Bemol diyezdir. Bu akort anahtarıdır. Allah Allah. Ut'ta çalıyorduk ya biraz. Ferah Feza Peşevi'nin, orada da İsmail Hakkı Bey'in. Hala unutmam onu ben. Tabii zar zor bir şey yapabildikse olmuş ama daha güzel olur falan dedi böyle otoriteyle. Evet. Tabii seviniyorduk biz bu kanun. Kara sevdalı olduk aslında kanun. Böyle devam etti. Tabii sizde bu sanat sevgisini ilk gören de babanız herhalde yani. Sadece, evet, saz getirip, evet, evet, bırakmıyor önünüzü herhalde, sizi yönlendiriyor da yani. Tabii, teşvik, tabii, edici bir yanı var mutlaka. Tabii tabii, hep takip ederdi. Efendim eski terbiyede malumdur, hep söylenir. Babalar uyurken öperlerdi çocuklarını derlerdi. Evet. Biz de öyle yetiştik. Çok disiplinli ve benim hayatımın kilometre taşlarının en büyüğüdür babam. Babanız. Mesela bir sahile gitmiştik, hiç unutmam. Güneş batıyordu. Bana dedi ki
bak bakalım gruba dedi. Oradaki renkleri nasıl elde edebilirsin düşün dedi bana. Ben o arada resim yapmam da bir maceradır. Yani nasıl başladık falan enteresandır. O da Erzurum'da başlamıştık. O da Erzurum'da başladı. Evet, evet. Bilmiyorum vaktimiz var mı? Bir şey anlatmak var, isterim. Var buyurun. Şimdi efendim Üç Ahbap Çavuşlar vardı bir film. O dönemde. O dönemde çok komik. Efendim Sakar böyle bir tipler. İçinden bir tanesinin adı Kıvırcık deniyordu ona. Filmde hatırladığım bir sahne var. Duvara elini koymuş, dayamış böyle duruyor. Duvardan elini çekti ve duvar yıkıldı. Bu korkudan bir kaçmaya başladı filmde. Derken bir eski bir eve girdi. En tavan arasına çıktı. Tozlu, örümcek ağları olan bir tavan arası. Orada bir arp gördü. Oraya oturdu, başladı çalmaya nefis. Bana bu çok tesir etti. Erzurum'dayız, üç katlı ev var orada. Tavan arasına çıktım ben de. Belki öyle sanatkar olmuyor diye. Kiremitler vardı, kırık kiremitler. Toz boyaları alırdım, bezir yağını karıştırıp. Kargalar falan da vardı orada. Donacaksın diye babaannem gelirdi bana hırka getirirdi. Hayır derdim. Oğlum niye yapmıyorsun? Büyük sanatkarlar böyle ıstırap çekmemdir. derdim küçükken. Evet mesela. Çocukken. Çocukken böyle. Evet. Yani bir aşktı bu. Başka bir şey. Onu yaşamak lazım. Evet. Şimdi bir yerde babanız size diyor ki senin içinde maden dolu bir dağ var. Evet, cevher evet, dolu bir evet, dağ var. Evet, o dağı keşfetmeye bak. Kazmaya evet. bak diyor size. Bunu bir sonraki bölümde sorayım tabii, ben size tabii, müsaade ederseniz. Tabii, estağfurullah. Efendim Erol Deran hocamızla bu tatlı sohbeti devam ettirirken Ahmet Şahin ve muhterem heyetimize de Meşke Müziği'ye devam edeceğiz. Şimdi önce Erol Deran hocamızdan bir taksimle başlayacağız. Ardından Münir Masar Kamsoy'un Rassas Sebaisi ile devam edeceğiz.